Merhabalar. Bugün Şeker Hamuru'ndan safari konseptli kurabiyeler yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Şimdi 4 tane hayvan figürlü kurabiye yapacağız. Onun için kullanacağım renkleri aldım. Kurabiyelerimi yuvarlak hazırladım. Bu kurabiyenin tarifi açıklama kısmında var. Oradan kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi önce bir zebra yapalım. Zebra yapacağız. Aslan, maymun, zürafa. Zebranın tabanı için beyaz şeker hamuru bunu olabildiğince ince açalım. Çok kalın olmasının bir anlamı yok. Bu kurabiyeleri kestiğiniz boyuttaki kalıp aynı boyda kestim. Şimdi ilk kurabiyemi aldım. Bunu balla yapıştıracağım. Şöyle baldan bir kısım aldım. Şöyle nokta nokta çok fazla olmasın. Fazla olursa bekledikçe sıcakta kayabilir. Yani bal gevşedikçe kayabilir. O yüzden çok az sürdüm. O yapışmasına yetecek zaten. Ve hamurun tamamını kaplayacak şekilde yerleştirdim. Şimdi zürafanın siyah bir burnu var. Önce onu yapalım. Zürafanın diyorum. Yanlış söyledim. Zebranın. Şöyle yuvarlak. Ortası yüksek. Kenarlarını incelttim. Burun kısmını yerleştirdim. Şimdi göz için yerimizi belirleyelim. Yuvarlak yapayım. Gözlerini de şu burnun bittiği yere yerleştireceğim. Şu çukurun içini iyice doldurduk. İzni verdiğimiz için hamurun büyüklüğünü de eşit alırsanız eğer, mesela ben eşit almadım şu anda, biraz daha eklemem gerekiyor. Bu çukuru doldurdum. Şimdi burnunu, şu burun deliklerini yapalım. Bir de gülen bir ağzı olsun. Onun için de bu uçlardan kullanalım. Şöyle çeşitli aparatlar kullanabilirsiniz bunun için. Burnu da tamam. Şimdi kulaklarını yapacağız. Aynı boyda şeker hamurunu aldım. Şu uçları sivri kalacak. Altı daha kalın olacak şekilde bu hale getirdim. Şimdi nereye koydum onu? Şöyle düz bir aparatla ortasından bastırdım. Bunu yerine yerleştirelim. Şöyle kulağın olması gereken yere. Eğer hamur kuruduysa onu suyla yapıştırabilirsiniz. Hamur üstüne hamur suyla yapışır. Kulaklarını da yerleştirdik. Şu biraz önde oldu. Şimdi zebranın çizgileri var. Siyah şeker hamuruyla. Önce bir tane şöyle düz koyuyorum.
kenarından kestim. Sonra yukarıdan aşağı çapraz. Sonra da şuraya bir çapraz. Buraya da yapalım aynı hareketi. Bir. Şöyle oldukça inceltiyorum, kaba saba durmasın çizgileri. Yine yukarıdan aşağıya. Yapışmadı bu sefer. Bunu da fazla inceltmişim. Da tamam. Burayı da kestik. Şimdi bir de efekti çoğaltmak için üst kısmı yapalım. Yine şöyle. Şu alt kısmına da çok daha küçük olacak şekilde, yani daha kısa olsun, böyle çok da çizgiye boğmayalım. Zebra hazır. Şimdi sıradaki hayvan ne olsun? Aslan olsun. Şimdi önce aslanın yelelerini yapalım. Bunun için ben turuncu kullanacağım. Yine zebra ile aynı incelikte. Umurumu açıyorum. Şimdi bu sefer şöyle tırtıklı kullanmanızı isteyeceğim. Ya da figürlerde daha önce yapıyorduk ya, kenarını kesiyorduk. Aslan figürüne bakarsanız videoların içinde var. Eğer yani şu kalıptan yoksa o şekilde de yapabilirsiniz. Önce şunu bir yapıştırayım. Ufak 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 ufak. Şimdi yüzünü yapmaya başlayacağız. Sarı şeker hamurumu aldım. Yine bir küçük ince bir hamur açıyorum. Bu sefer bundan daha küçük, yani şu ölçüde bir yuvarlak çıkaracağım. Bu dışındaki turuncu kısım yeleleri olacak. Bu da yüz kısmı olacak. Bunu şöyle ortaya yerleştirdim. Şimdi kulaklarını yapalım.
İki tane yuvarlak şeker hamurunu yuvarladıktan sonra ortasına bastırdım. Ve şöyle iki yana gelecek şekilde iki tane yuvarlak sarıyı ağzın olması gereken yere, şu yarının altına doğru bastırdım. Şimdi burası bıyıkları ya. Şöyle bir nokta 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 bıyık efekti verelim. Sonra da gözlerini. Şu orantılı olsun. Bir gözü burada, bir gözü de burada. Bu sefer çok ayrık yapmadım gözleri çünkü küçük. Alanımız küçük. Gözlerin yerine de siyahları yerleştiriyorum. Bir de ufak burnunu yerleştirelim. Şu iki, yani yuvarlakların birleştiği orta kısmı da burnunu yerleştirdim. Aslanımız da hazır. Şimdi zürafa yapalım. Zürafayı bu renk yapacağım. Sarıya biraz kahverengi karıştırdım. Bu rengi elde etmek için. Bunların bir iki tanesini yapmayı öğrendikten sonra aslında diğerlerini kendi kendinize kurabileceksiniz. Teknik olarak çok benziyor zaten. Yüzündeki detaylar farklı. Kestikten sonra şu kenarda ne denir buna? Kılçıklar oluşuyor. Bunları şöyle parmağınızla, eğer yani hamur daha kurumamışken yaparsanız onların hiçbiri kalmaz. Kurduktan sonra düzeltemezsiniz. Yine buna da balımızı sürdük. Şimdi kulaklarıyla başlayalım önce. Kulakları aynı renk yapacağım. Kendisiyle aynı renk yapacağım. Kulaklar sivri olacak. O yüzden şöyle sivri hamurla yapıştırdım. Burada sivrildim. Aynı şekilde bunu da yapıştırdım. Zürafa figürünün iki tane de boynuzu var. Bunu da kahverengiyle yapalım. Kahverengi ufacık şeker hamurlarını aldım. Birini buraya, birini de buraya yerleştirdim. Şimdi burnunu yapalım. Burnunu kendiyle aynı renk yapacağım. Yine yuvarlak hamuru aldım. Şöyle iki tane burun deliği. Bir de ağzını yapalım. Bunların hepsi geliyor. Hatta şu aslanın biz ağzını yapmayı unuttuk. Bu şaşırsın. Evet. Şaşırıyor şu anda. Oo dedi.
Şimdi zürafanın gözlerini de yerleştirelim. Daha önce safari hayvanlarının figürlerini yapmıştık şeker hamurundan. Bunları genelde müşteriler set halinde ister. Kurabiyesiyle pastasını beraber. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi zürafanın, hani zebrada nasıl çizgiler çizdik? Zürafanın da benekleri var. Yuvarlak yaptım, yapıştırdım. Bunlar böyle çok simetrik olmasın. Biraz değişik dağılsın. Hatta büyüklüklerini de şöyle şuralara da ufak ufak koyalım. Şu anda tamamen elime nasıl gelirse, gözüme nasıl hoş gelirse öyle yapıyorum. Şuraya da bir tane büyük yapalım. Şuraya bir küçük. Şuraya da bir küçük. Şuraları da iki tane, çok boş görünüyor. İki tane ufak ufak benekler yaptım. Şuraya da koyacağım bir tane. Zürafamız da hazır. Maymun için de kahverengi şeker hamuru kullanacağım tabanına. Aynı incelikte açtım. Kurabiye boyutu kalıbımla kestim. Daha kesemedim. Özellikle kenarlarını sürün. Ortaya da şöyle bir dokundursanız yeterli. Evet. Şu ten rengi hamuru da yine kalıbın büyüklüğünde açtım. İsterseniz bir kalp kalıbı da kullanabilirsiniz. Ya da benim yapacağım gibi elinizle de aynı kalbi kesebilirsiniz. Kestim. Alt kısmını aldım. Buraya ihtiyacım yok. Şimdi bunu tam ortaya yerleştirdim. Şimdi ağzını yapalım. Ağzı biraz çıkıntılı ya maymunun. Yuvarlak hamuru aldım. Kenarlara bastırıyorum. Ortası sivri kalıyor. Bu hamur küçük geldi. Biraz daha ekledim. Önce şöyle bir yuvarladım. Daha sonra parmaklarımı açtım. Kenarlara doğru açarak uzattım. Şöyle bir şekil oluşturdum. Ortası yüksek, kenarları daha ince. Bunu da kalbimizin alt kısmına yerleştirdim. Yine burun deliklerini yapıyoruz.
yine ağzını yapıyoruz. Hadi bu da şöyle şaşırsın. Maymuna yakışır. Şimdi gözleri. Bu arada bunu ben ters yaptığım için ağızla burun başka yerlere bakıyor. Şöyle bir daha bir düzelteyim. Ve kulakları. Kulakları da yine kahverengi. Arkadaş böyle kepçe kulakla meşhur olduğu için buraya ve buraya yerleştireceğiz. Hamuru aldım. Yine yuvarladım. Bastırdım. Şu birleşme kısmını ezin. Şimdi bu tarafı. Ortasına bastırdım. Birleşme kısmını da ezdim. Dört tane kurabiyemizi hazırlamış olduk. Bunu kurabiye poşetleri vardır böyle. Bunları koyup içine koyup üstünü de ben şu kurdelelerden kullanıyorum. Artık konseptinize hangisi uygunsa kesip bağlarsanız eğer hem hijyen açısından böyle taşıma etme açısından daha pratik olur. Hem de daha şık durur. Hediye paketi gibi durur. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.